Bir büyük devlet adamlığı illa her şey parayla yapılmaz. Bir Adnan Kahveci vardı. Türkiye'de kivi Adnan Kahveci ile Türkiye'ye gelmiştir. Kivi ithal ediliyordu. Bir gün ben odasına girdiğimde ana bir tanık açmış bakıyordu. Ne yapıyorsunuz dedim. Kivinin nerede yetiştiğine bakıyorum dedi. Ne alaka dedim. E dedi bizde de aynı coğrafya var. Marmara, Karadeniz, aynı iklim şartlarında niye bizde yetişmesin? Maliye Bakanı'ydı. Kivi ithal, kivi getirttirdi. Yine bir sefer gittiğimde bana hararetle, zaten özel kaleminde tohum sayıyordu millet. Bütün özel kalem oturmuş, torbalıyorlardı. Macar Tarım Bakanı'nı aramış, akasya ağacı tohumu bulmuş. Bir çeşit akasya. Hem erozyonu önlüyormuş. Akasya bugün Malatya ve o civarda çok ekilmiş durumda. Hem de çiçeğinden bal yapılıyormuş. Bunları getirdi. Yani Adnan Kahveci, Turgut Bey rahmetli öldükten sonra Adnan Kahveci rahmetli Özal da anlatmıştı. Ya dedi ben dedi telekomünikasyon devrimi yapmasam, gümrük mevzuatını değiştirmesem ihracat mı artardı dedi bana bir akşam. Nasıl yaptınız dedim ben de gümrük mevzuatı. E verdim Adnan'a dedi. 2800 sayfalık mevzuatı 80 sayfaya indirdi dedi. Şimdi bir büyük devlet adamı böyle olur. Ha birileri Özal gibi, Adnan Kahveci gibi insanların başına bir şey geldiyse uluslararası anlamda bir şeylerin geleceğini de düşünmek lazım. Şimdi KDV diyorsunuz. Türkiye'nin temel ekonomik yapı taşlarından biri belki KDV toplanan vergiden çok. O vergi iadesiyle bir arada düşünürseniz kayıt altına almayı getirmeye gelsin. Ya ben Tayyip Bey'in belediye başkanlığından geldiği için bir şeyi parasız da yapabilirdi. Çevresindeki bakanlar yapabilirdi. Hiçbir şey olmadı. Ve Türkiye'nin son 6 yılı heba edilmiş gibi. Bugün bu laflarım çok erken gibi gelebilir insanlara. Başladı ya.